Değerli TRT ailesi, kıymetli jüri üyeleri, sevgili gençler, genç iletişimciler, ekranları başında bizleri izleyen sayın seyirciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yılda 12 kategoride 36 proje ödül almaya hak kazandı. Ben ödül almaya hak kazanan genç iletişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun diyorum. Bizler de tıpkı gençlerimiz gibi bu yarışmaya çok büyük bir önem veriyoruz. Bu yarışma dolayısıyla büyük bir heyecan duyuyoruz. Genç iletişimcilerimizin hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğine katkı yapan, katkı sağlayacak olan bu gayretlerini çok ama çok önemsiyoruz. Önümüzde çok esaslı bir soru duruyor esasında. Biz bu değişimin neresinde duracağız? Karşımızdaki enformasyon yağmuruna, veri bombardımanına ve dezenformasyon akışına karşı nasıl bir tutum takınacağız? Rüzgara kapılan bir figüran mı olacağız? Yoksa önümüzdeki süreçlere, meydan okumalara karşı koyacak, yön verecek, bunlarla mücadele edecek bir aktör olmayı mı tercih edeceğiz? Türkiye olarak bu dönüşüm süreçlerinde belirleyici bir aktör, bir başka deyişle özne olmak zorundayız ve gayretimiz bu yönde. Zira özne olduğumuz takdirde mevcut enformasyon düzenindeki adaletsizliğe meydan okuyabiliriz. Zira özne olduğumuz takdirde yalan siyasetine, dezenformasyon politikalarına karşı hakikatin savunuculuğunu yapabiliriz. Özne olduğumuz takdirde bölgemizde, coğrafyamızda, İslam dünyasında, Türk dünyasında, Bağdat'ta, Tahran'da, Beyrut'ta, Kudüs'te veya Gazze'de yaşananları batılı medya tekerlerinin süzgecinden geçirerek değil, sahadan kendi bilgilerimizi edinerek bütün dünyayı anlatabilir, bütün dünyaya neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sarih bir şekilde gösterebiliriz. Özne olduğumuz takdirde kendi ad ve hesabımıza konuşabiliriz. Bugün birçok düşünür, küresel iletişim rejiminde sömürgecilerin, sömürgeleştirilen insanların kendi hikayelerini anlatma hakkını nasıl ellerinden aldığını, Batı'nın medyatik temsillerinin, stereotiplerinin, mazlum halkların gerçek sesini ne şekilde bastırdığını, Batılı bilgi üretim süreçlerinin uyguladığı epistemik şiddet aracılığıyla tüm dünyada ezilenlerin hikayesini hangi yol ve yöntemlerle gizlediğini ortaya seren birçok eserler veriyor. Batı medyası, Batı dışı dünyayı egzotik içeriklerle yahut şiddet içeren imgelerle temsil ederek hem Batı dışı toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor hem de Batı'nın etnosantrizmini kurumsallaştırıyor. Eğer bu çarpık düzene bizler itiraz etmez ve kendi hikayemizi anlatmak imkanından mahrum kalırsak, bu cesareti, kendi hikayemizi anlatma cesaretini göstermezsek, bu takdirde hem kendi varlığımızı tehlikeye atarız, hem de hakikate ihanet etmiş oluruz. Oysa Huxley'in dediği gibi, hakikatin saklanması insanları köleleştirir. Hakikatin ifşasıysa insanları özgürleştirir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel dünya düzenindeki adaletsizlikle sömürgeci politikalarla mücadele ederken aynı zamanda bu adaletsizliği ayakta tutan medya emperyalizmiyle ve onun tanımlama tekeliyle de mücadele ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, sanal felaket koşullarında yaşıyoruz. Jean Baudrillard böyle diyordu. Sanal felaket koşulları. Hiç kuşkusuz sanal felaket koşulları hakikatin, hatta hakikat düşüncesinin tahrif edildiği bir insanlık durumunu anlatıyor. Dijitalleşme ve yapay zekanın yaygınlaşması ne yazık ki
hakikat karşıtı bir enformasyon ekosistemine zemin hazırlıyor. Hep birlikte yalanın hüküm ferma oluşuna şahitlik ediyoruz. Bir yanda içerik enflasyonu yaşanırken, öte yandan sahici içeriklere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ve bu süreçte kamusal denetim de, kamu çıkarı adına denetim de günden güne zorlaşıyor. Dolaşıma giren şey hakikat mi, yoksa hakikati tarif eden, hakikat düşüncesini bile anlamsızlaştıran yalan, manipülasyon veya dezenformasyon mu? Bu soru önümüzde bütün çıplaklığıyla duruyor. Şurası çok açık ve net. Maruz kaldığımız dezenformasyon bombardımanında önümüze düşen içeriğin doğruluğunu teyit etmek, mecranın yapısı, işleyişi ve hızı dikkate alındığında özellikle kullanıcılar için oldukça meşakkatli bir iş. Bu nedenle kamusal denetleme ve düzenleme süreçlerine sağlıklı bir şekilde işleyen kamusal denetim ve düzenleme süreçlerine ihtiyacımız var. Bu ve benzeri zorlukları aşabilmek adına biz, örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesi altında dezenformasyonla mücadele merkezini kurduk. Bunu yaparken amacımız yalanın, manipülasyonun, dezenformasyonun tespiti ve doğru bilginin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla hızlı bir şekilde bütün boyutlarıyla paylaşılmasıydı. Fakat kamusal yarar adına sadece doğrulama ve teyit mekanizmalarıyla yetinemeyiz. Elbette doğrulama ve teyit mekanizmaları hakikate hizmet namına son derece kullanışlı araçlardır. Fakat bunların ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. Sosyal medya başta olmak üzere dijital mecralara ilişkin etkin hukuki düzenlemelere, caydırıcı tedbirlere ihtiyacımız var. Zira bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında ifade ettiği gibi, gençlerimizi sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık derhizlerine teslim edemeyiz. Bu platformların şiddeti, vahşeti özendiren, yaygınlaştıran mecralara dönüştükleri ne yazık ki açıktır. Şunu da bu vesileyle özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte konvansiyonel medya kuruluşlarından da sorumlu yayıncılık ilkesi gereğince hareket etmesini bekliyoruz. Televizyon kanallarımız, gazetelerimiz reyting uğruna şiddeti, kötülüğü tüm detaylarıyla dramatize ederek sürekli bir şekilde kamuoyunun gündeminde tutamazlar, tutmamalıdırlar. Geleneksel medya kuruluşlarımız sosyal medyadan önlerine düşen görüntüleri filtresiz şekilde daha geniş kitlelere yaymamak noktasında çok daha özenli olmak durumundadırlar. Küçük ve maddi hesaplar uğruna gençlerimizin popüler kültür ve dijital mecralar eliyle zehirlenmesine, bu yapılar için birer meta olarak görülmesine müsaade edemeyiz. Hepimizin malumu, hukuk yaşayan bir kültürdür ve yeni ihtiyaçlara göre yeni hukuki düzenlemelere, yasalara ihtiyacımız olduğu da açıktır. Zira kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da yalan, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan sorumludur. Hatta çok daha fazla sorumludur. Ne var ki söz konusu platformlar toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, kutuplaşmaya sebebiyet veren, şiddeti, vahşeti, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, İslam karşıtlığını tetikleyen içeriklere ne yazık ki göz yummakta, hatta bize öyle geliyor ki bu içerikleri teşvik etmektedir. Kendilerini birer hakem gibi yansıtmaya çalışsalar da çoğu kez dünya siyasetinde birer oyuncu, perde arkasından süreçlere müdahale etmeye gayret eden bir aktör gibi hareket etmeye çalışmaktadırlar. Dijital platformların terör ve şiddet propagandasına karşı dahi etkin bir denetim mekanizması kurmaktan kaçındığını, talep edilmesine rağmen bu türden paylaşımları kaldırmadığını,
algoritmalar marifetiyle toplumu bir arada tutan temel değerleri hedef alan paylaşımların görünürlüklerini artırdıklarını biliyoruz, görüyoruz, bunlara şahitlik ediyoruz. Bu yapıların oluşturduğu siber tehditlere, hibrit tehditlere karşı siber vatanımızı korumak asli vazifemizdir. Siz, genç iletişimcilerimizin de bu bilinç ve duyarlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Saygıdeğer misafirler, kıymetli genç kardeşlerim. Kimi dijital mecralarda olduğu gibi birçok batılı konvansiyonel medya kuruluşu da çifte standartlı yaklaşımını ne yazık ki sürdürüyor. Tam bir yıl geçti. Bir yıl. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım sürecinde ne yazık ki batılı hükümetlerin, batılı medya şirketlerinin, İsrail'in savaş suçlarına olan desteği durmadı, katlanarak arttı. Batılı medya kuruluşları ve hükümetler ne yazık ki İsrail savaş ve soykırım makinasına destek verdi. Kasıtlı bir şekilde gazetecileri, sağlık çalışanlarını, kundaktaki bebekleri, kadınları hedef alan İsrail daha birkaç gün önce Türk gazetecileri tekrar hedef aldı. İsrail güçlerinin koruduğu işgalci bir terörist TRT Haber'in yayınına müdahale ederek gazeteci arkadaşlarımızı tehdit etti. Yine bir gün sonra bu kez İsrail güçleri doğrudan aynı muhabir arkadaşlarımızın yayın yapmalarını engellemeye çalıştı. Karşımızda işgalci ve istilacı bir yapı var, sömürgeci bir yapı var. Ve bu yapının, İsrail'in suçlarını da, cürümlerini de herkes biliyor. Ve soykırım bilinmesin, bu cürümler görünmesin diye gazetecileri ve ailelerini 7 Ekim'den bu yana bu İsrail hedef alıyor. Şu ana kadar İsrail Gazze'de 200'e yakın gazeteci kardeşimizi katletti. En son Anadolu Ajansı muhabiri Hasan Hamad İsrail bombardımanını fotoğraflamaya çalışırken hedef gözetilerek şehit edildi. Hakikati dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilerin İsrail tarafından bu kadar pervasızca katledilmesine Filistin televizyonunun Gazze muhabiri Salman el-Beşir yeleğini, kasketini çıkararak isyan etmişti. Beraber çalıştığı gazeteci arkadaşının ailesiyle birlikte öldürüldüğünü öğrenince canlı yayında üzerindeki gazeteci yeleğini çıkararak gazetecilerin uluslararası koruma altında olduğuna dair konuşulan her şey slogan olmaktan öteye geçmiyor demişti. Bir büyük yalanı bütün dünyaya haykırmıştı esasında. Çok haklı, bir o kadar da trajik bir haykırıştı. Fakat biz inanıyoruz ki güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikat tüm çıplaklığıyla, tüm yakıcılığıyla İsrail'in peşini bırakmayacak. Gerek İsrail'in, gerekse de işbirlikçilerinin şunu artık anlaması gerekiyor. Bizler cesaretle, hakikat ve adalet şuuruyla bölgede soykırımcılarla, katillerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazze'de 200'e yakın gazeteci öldürülürken sessiz kalan küresel şebekeye karşı bizler buradaki kötülüğü, buradaki çifte standardı ifşa etmeye, haykırmaya devam edeceğiz. Bizler Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da, Kudüs'te olduğu gibi Lübnan'da da iletişim kanallarını açık tutacak ve İsrail'in saldırılarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın, adaletin tesisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için iletişim ve medya alanında üzerimize ne düşüyorsa bütün bunları yapmaya gayret sarf edeceğiz. Bugün hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de tüm dünya için
siyasetten ekonomiye, kültür sanattan iletişim ve medya alanına kadar birçok alanda yapılacak işler ve ulaşılacak hedefler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak geleceği daha iyi ve daha adil bir şekilde inşa etmenin bugünün gençlerine yatırım yapmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Daha insani, daha müreffeh ve daha adaletli bir sistemin inşa edilmesi için bugün burada olduğu gibi gençlerimizi her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Aşkla, şevkle ve heyecanla üreten gençlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. TRT ailesine, yöneticilerine ve çok değerli jüri üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kıymetli konuşmanız ve desteğiniz için çok... TRT'nin birikim ve değerlerini gençlerimizle paylaşma gayretimizin en kıymetli yansımalarından biri olan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmamızın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl iletişim kampanyası kategorisini 60. yılda TRT temasıyla düzenlediğimiz yarışmamız 130 üniversiteden 2618 öğrencimizin hazırladığı 1702 eserin katılımıyla gerçekleşti ve 10. yılına yaraşır bir serüvenin ardından nihayet final akşamına geldi. Şubat ayından bu yana devam eden bu ilham verici deneyimde iletişimin geleceğini şekillendirecek olan genç iletişimcilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gazze'deki soykırım, insanlığın müşterek akıbetini ilgilendiren birçok meselede olduğu gibi, iletişim alanında da taze fikirlere, gür seslere, hakkı ve hakikati önceleyen yeni yol ve yöntemlere duyulan ihtiyacın kanlı bir ispatı olarak önümüzde durmaktadır. Cinayet, işgal, yağma, göçe zorlama, yoksun bırakma, işkence, hatta ruhsal ve cinsel istismar. Tam bir yıldır her türden insanlık suçunun olay yeri haline gelen Gazze, iletişim alanında insani değerleri idrak eden ve ahlaki ölçüleri bilen bir anlayışın nedenli elzem olduğunun en acı tecrübesidir. Bu acı tecrübeden çıkarılacak dersler siz gençlerimiz için bir yol haritası mahiyetindedir. Geleceğin iletişimcileri de, iletişimin geleceği de TRT'de. Kalın sağlıcakla. Bu yıl 12 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 2618 öğrenci 1702 eserle yarıştı ve 180 öğrenci 120 eserle finale kaldı. TRT'nin 60 yıllık köklü ve ilkeli yayıncılık birikimiyle tanışan gençler, kendileri için hazırlanan özel bir organizasyonla bir araya geldiler.